İyi günler arkadaşlar. Bugün zaten oluşturma global yöntemler dersinde iç altı özellikle dönüştürücüler alt bölümünü işleyeceğiz. 25 Kasım 2015. Özelektrik dönüştürücüler mekanik uyarılar elektrik yüklüklerine çevrildiği gibi elektriksel uyarılarda mekanik uyarılara akustik yüklüklere çevirebilmektedirler. Nerelerde kullanılıyor? Tıp elektronunda onlara bakalım. Kalp sesi ölçümleri için mikrofon olarak kullanılıyor. Titreşim ölçerler için ivme algılayıcıları olarak kullanılıyor. Kan akış hızı ölçümlerinde ultrasonik hız ölçerler olarak kullanılıyor. Ultrasonik olarak kalp ve iç organ görüntüleme cihazlarında kullanılıyor. Ultrasonik cerrahi operatörlük cihazlarında kullanılıyor. Ultrasonik diyat ermi doku ısıtıcı olarak kullanılıyor. Göz elektrik kabli destek cihazları olarak kullanılıyor. Sterilizatör, temizleyici işçilikte özelliğinde cihazlar olarak kullanılıyor. Fizik tedavi cihazları olarak kullanılıyor. Deri üzerinden böbrek taşı parçalayıcısı, parçalayıcılar olarak kullanılıyor. Elektrocerrahi cihazlar, elektrosörü kullanıyoruz. Hem yaralama değişimi hem de dağlama işlemleri için kullanılıyor. Göz elektrik dönüştürücüler ışığın yönünü ayarlama, levha titreşimi ve dalga yayılımı gibi tekniklerin iyi bilinmesini gerektiriyor. Doğal olarak kristaller, doğal kristaller, kuvars, kumarin, porçele tuzları zamanında kullanılmış. Daha sonra 1940'lı senesinden sonra, 40'lı senelerden sonra baryum titanat, kurşun, zirkonat, fenat gibi yapay seramikler fabrikasyon olarak yapılmaya başlanmış. Bunlar diğerlerine göre, doğal olanlara göre oldukça kalitelik ve sahip olabilir. Bize kullanılıyor. Dayanık ve yüksek olabilir. İstenildiği şekilde şekillendirilebiliyorlar. Yapay olanlar. Çok büyük özellikle dönüştürme sabitlerine sahip olabiliyorlar. Sağlamlıkları yüksek olabiliyorlar. Bu tür basit ve duyarlı olmaları fizyolojik ölçümlerde özellikle dönüştürücüleri etkin olarak kullanmasını sağlıyor. Kalp sesinin algılanmasında özellikle mikrofon olarak fonokardiyolog adıyla kullanılıyor. Bunun dışında sanayide de kristal mikrofonları kullanıldığını görüyoruz. Çalışma frekansları birliğiyle 1000 Hz arasında kullanılıyor. Yöne duyarlı olmalar. Yöne duyarlı olmaları soluk seslerine harici bozucu etkilerden etkilenmelerini önlüyor. Kapeter tipi dönüştürücülerde yapılabiliyor. Kristal mikrofonlar şeylerde de kullanılır. Stetoskop cihazlarında yani doktorların boyunlarını hastaların ve hastaların tansiyonlarını ölçtüğü cihazlarında orada kristal mikrofonlar olabildiği gibi
kaset mikrofonlarda orada kullanılıyor. Belki yine enerji dönüştürmeye bağlıyorlar. Yani akustik enerjiyi elektrik enerjisine akustik enerjiye dönüştürebiliyorlar. Şöyle bir kristalimiz var. Tanız bu kristalin üst yüzeyine ve alt yüzeyine plakalar yerleştirilmiş. Sanki bir kafasla gibi. Arada kristalimiz var. Elektrik malzeme gibi. Bu plakalar arasında bir kuvvet değişimi. Delta F sabit bir kuvvet olmaması lazım. Delta F olması lazım. Yani dinamik bir kuvvet uygulandığı zaman plakalar arasında elde edilen yük değişimi delta Q olur. Aradaki ifade delta Q eşittir. D çarpı delta F oldukça lineer bir ifade. Buradaki D yük duyarlılığı olarak biliniyor. Kalınlık değişimleri bu kuvvet uygulamalarında 1 mikrometreden daha az olmalıdır. Çeşitli malzemelerin bazı özellikleri var. Örneğin doğal olarak kuars demiştik. D sabiti. Buradaki yük duyarlılığı. Onun üzeri eksi 12 kulon bölü Newton birimde olduğu üzere 3 oluyor. Şeyler daha yüksek görüyorsunuz. Yapay olarak yapılanlar 3'e göre 145, 200 gibi yüksek. Bazı elektrik sabitleri de yapay olanlarda oldukça yüksek. Kapasite tanım orantısını yine burada da kullanabiliriz. Epsilon çarpı A bölü D. Kapasitenin tanım orantısı yük açısında çıkıştaki gerilim eşittir. Delta Q bölünce. Delta Q eşittir. D çarpı delta Q. X'ini değiştirdiğimiz zaman kapasite uçlarında kapasitenin yüzeylerindeki metal plakalar arasından olan gerilim değişimi 3.69'daki gibi yazılabilir. Örnek olarak buradaki verilen değerler için 1 nanofaradlık bir kapasite elde edebiliriz. Ve uyguladığımız 1 gram dinamik kuvvet değişimine karşılık çıkıştan 1.4 nanofaradlık bir gelin değişimi alabiliriz. Bunların kuvvetlendiricilerine bakalım. Bir gerilim kuvvetlendiricisi var, bir de yük kuvvetlendiricisi var. O şekilde bağlantılar yapılıyor. Önce gerilim kuvvetlendiricisine bakalım. Kristalimiz burada. Bir yük kaynağı gibi çalışıyor. Kuvvetlendiricimiz de, gerilim kuvvetlendiricimiz de burada. Kazancı K, iç direnci R, RI, giriş kapasitesi çeliği. AB uçlarındaki gerilim ve evet. Buradaki düğüm denklemini yazacağız. Bir numaralı düğüm denklemi. Bu yükü akıma çekmek için tabii akım bağıntılarını yazıyoruz. Şu düğümde toplanan akım bağıntıları. Bir kristalin yük kaynağı gibi çalışması üzerinden faydalanarak bu yükü delta Q bölü delta T oranıyla akıma çeviriyoruz. Bu akım buralarda dağılıyor. Nerelerde dağılıyor? Şu gerilim V olduğuna göre şurada belirli. V bölü R olarak dağılıyor. Bir de kapasitelerde toplam kapasite C olsun. C'yi artı C'yi C bölü. C çarpı DV bölü D olarak kapasitelerden bakılır. Bu düğüm denklemini yazdıktan sonra Laplace transformunu da yazabiliriz. Yalnız burası ünlü olmamış. Bunu pazar olarak yazmamız lazım. Laplace'ı yazdığımıza göre neyse bunu
dolayısıyla 72'den 373'ü elde edebiliyoruz. Buradaki R, R ile R'den paralelleştiriyoruz. C'den C'yi artı C'den alıyoruz. Bu nasıl bir etki? Bunun bir fil etkisi var. Alçak yüksek geçen, yüksek geçen beta özelliğine sahip. Yani alçak geçen frekansların bir yerde geçirmiyor. Değil mi? Hangi frekansların altını geçirmiyor? Bir bölü RC ile ilgili olan frekansların daha düşüklerini geçirmiyor. Demek ki biz bir bölü RC ile ilgili olan frekanstan daha düşük dinamik değişimlerini ölçemeyeceğiz demektir. Dinamik yük değişimlerini, kuvvet değişimlerini ölçemeyeceğiz demektir. Çalışma frekansımızın altı ise frekansı 1 bölü 2 RC olmalıdır. Dolayısıyla bunun mümkün olduğu kadar bu FA'yı küçültmemiz lazım. Daha düşük frekans değişimleri algılayabilmek için. FA'yı küçültebilmek için R'yi oldukça daha doğrusu R'yi ve D'yi belki oynayamayacağız ama R'yi oldukça büyük yapmamız gerekecek. Orta frekanslar bölgesinde şunu iptal edelim. Çıkış geriliminin pazaran değeri Q bölü C oluyor. Tabi C, C'yi artı CT olduğuna göre C'yi çok büyükse C'den dolayı kalıyor. Bu gelin geldi, küçük olur vesaire. Geldi. Şimdi yük kuvvetlendirici durumuna bakalım. Bir önceki durum geri kuvvetlendiricisiydi. Yük kuvvetlendiricisi durumunda yine şu bir numaralı düğümdeki örneklerini yazarsak 375 bağlısını elde ediyoruz. Yine Laplace transformu alırsak yine ve sıfır büyük azmanlar lazım. 377 K çok büyük neyse 377 bağlısını elde ediyoruz. Bunun da yine önceki değerlerdeki gibi nesi var? Bir yüksek içeren kütüphan özelliği var. Ama çok mahsurlu bir durum değil. Çünkü kar çok büyük. Kar çok büyük olunca, bakın şuradaki kar çok büyük olunca ne oluyor? Defa diğerine göre oldukça küçük oluyor. Peki bu devrenin diğerinden özelliği çok daha düşük frekanstaki dinamik çalışmaları büyük kuvvet değişimlerini ölçebilir. Olması oluyor. Orta frekanslar bölgesindeki gerilimin pazural değeri de bakın C'den bağlantılıyor biliyor musun? CF sabit yani. Halbuki diğerinde neydi? C. Hem bunu hem buna bağlı. Sıcaklıkla bunlar değişse hemen burada değişecek. Halbuki buraya koyduğumuz kapasite sıcaklıktan etkilenmeyen çok kalite bir kapasite olursa orta frekanslar bölgesindeki çıkış gerilimde çok stabil kararlı olacak. Mesela modellerinde kapasite direnç lazım. Böyle bir piezoelektrik dönüştürülür. Var. Acaba ivme dönüştürülürse yapabilir miyiz? Ne yapmamız gerekiyordu? Bir yay kullanacaktık, bir de kütle kullanacaktık. İğne dönüştürülürse için. Kristalimizde şu arada sıkışmıştı. Yay kütle ve alt dizenin arasında sıkışmıştı. Titreştirdiğimiz zaman dönüştürülüyor. Buraya gelen kuvvet bu kütlenin tanrısı bu dönüştürücünün ilgisinde bir gün olarak çıkıştan bir gerilim değişimi
olacağız demektir. Böyle bir dönüştürücü 30 gramdan hafif yapılabilir ve 0,0001 santimet bölü saniyelik dönme değişimleri duyabilir. Seslerini algılamak için kullanılan dönüştürücüler monokardo ve duyulur. Bu arada da kristal fotoğraflar kullanılıyor. Şimdi kan akış hızının ölçülmesine bakalım. Ultrasonik olarak. Bir tanesi çok kullanılmayan geçiş zamanı ölçme yöntemler. Geçeceğiz. İkinci prensip daha önemli. Doppler yöntemi. Doppler yönteminde de iki tane alt bölümü varmış. Sürekli dalga Doppler yöntemi. Bir de daire Doppler yöntemi. Doppler ne demek? Hareketli ortam tarafından yansıtılan sesin ortamın hızıyla orantılı olarak değişme varlığına biz Doppler kayması, Doppler frekans kayması kontrol ediyoruz. Doppler frekansını ölçebilirsek demek ki hareketli ortamın hızını bulabileceğiz. Burada verici ve alıcı kristaller var. Birisi işaret gönderiyor. Örneğin B işaret gönderiyor. A işaretleri alıyor. Arada geçen zaman T'dir. Sonra A verici oluyor, D alıcı oluyor. Arada geçen zaman T2. Delta T'ye bakıyoruz. Görüyoruz ki delta T şu akış kodun hızıyla orantılı olarak bu delta D ilerlemiyor. Yalnız bu delta D'yi ölçmek oldukça zor. Çünkü çok küçük değerde. Örneğin 1.2 nanosaniye civarında 500 metre bölü saniye ortam hızını alırsa kan akış hızında 10 santimetre kadar bir saniye arası. Delta T ancak şuradaki delta T 1.2 nanosaniye kadar oluyor. O da ne kadar dolu olmuşudur? Zamanında. Geçen delta T vardır. Böyle bir düzeni blok diyorlarına yollamış. Ve sanatları ve senkron çalışıyor. Saat osilatör şeyin esas verici osilatör burada. Saat osilatör 400 Hz işaretlerle anahtarı bir yukarı bir aşağı indiriyor. Verici osilatör de böylece bir B'yi verici yapıyor, bir A'yı verici yapıyor, bir B'yi verici yapıyor. B verici olurken A alıcıya geçiyor, A verici olurken B alıcıya geçiyor. Burada alınan her iki anahtar konumunda alınan değerler farkında olması lazım. Önce gerilimi çeviriyor. İki tane sapları bunlar. Bu iki gerilimin farkı alınır. Bu şekilde delta T ölçülmüş oluyor. Delta T'den daha sonra şuradaki damar içindeki kan akışına geçirdik. Doppler yöntemi
sanki diyorlar bu Efes yani siyah frekanslar alıcı kristaldeki frekansı Efes demişiz. Verici kristaldeki frekanslardan bunu burada ilgisi gözükmüyor. Neyse aradaki frekans alıcı kristalle verici frekans şey alıcı kristalle verici kristal arasındaki işareti frekans farkı delta P oluyor. Gösterebiliyor ki delta P 2 çarpı anansülatör frekansı yani FR verici kristal frekansı işte. FR verici kristal frekansı anansülatör frekansı FR alıcıya gelen işareti frekansı FS. İkisi arasındaki fark FR ise FS. Delta P oluyor. Gösterebiliyor ki delta P'den şey delta P toplam frekansı VR'de orantılı. Ayrıca görüşmek istediğimiz kan akış hızı da orantılı. Burada damara gönderilen deneyin yansıtan neler oluyor? Yani bu akustik işareti kimler yansıtır damardan? Damar içinde kan varken, kan akıyorken, kan içindeki al yuvarlar, hemoglobin yüklü al yuvarlar, bu akustik işareti yansıtan eleman olarak çalışıyorlar. Böylece al yuvarların hızı bir kan akış hızına eşit kabul ediliyor ve delta P'ye bakılarak damar içindeki kan akış hızı V bu şekilde ölçülmüş oluyor. Burada örnek var. Çalışma frekansımız kristal frekansı 7 MHz. Kan akış hızı 150 cm saniye. Akustik enerjinin sıvı ortamdan yayılması 1500 metre saniye. Kristalin ekseniyle damar ekseni arasındaki açı 45 derece iken Alman işaretler arasındaki frekans farkı olarak Doppler frekansı 10 kHz olarak edilir. Bu 10 kHz duyulabilen sesler içerisindedir, bölgesindedir. Eğer çok iyi kulağınız varsa kan akış hızını tabi kabaca hızlı bakıyor, yavaş bakıyor buradan duyabilirsiniz bu sesleri dinleyerek. Ama bu sesler sabit değildir yani kan akış hızı sabit olmadığı için damar içinde işte en yüksek hızlardan yani düşük hızlara kadar değişim gösteriyor. Delta F'de değişik frekans var, içerisinde olacaktır. Böylece duyulan seslerde ses değişik olarak karşımıza çıkacaktır. Yalnız bu ses değişikliğinde eğer damara tıkalı olup olmadığını anlamak da hünerli olan, yetişmiş olan hekimler varsa bu ses değişikliğine bakarak düzgün bir damardan nasıl bir ses geleceğini daralmış bir damardan nasıl bir ses değişikliği anlayarak o damarın tıkalı ya da sağlıklı olduğunu ortaya çıkartabilir. Böyle bir yöntem sürekli dalga doktor yöntemiyle gösterilmiş. Verici ve alıcı kristaller böyle. Doppler hassasiyet bölgesi tam şuradaki küçük nokta. Gönderilen akustik enerjiyi buradan yansıtılarak alıyorlardan, hareketli alıyorlardan yansıtılarak alıcı kristale geliyor. Efes frekanslı olarak. Gönderilen işaretli frekansı da FR ile. FR ile FS bir karıştırıcıda
Mikser de RF kuvvet adresine birlikte karıştırılıyor. Karıştırma sonucunda çıkan işaretler nelerdir biliyoruz. FR var, FS var, FR ile FS'in toplamı var, FR ile FS'in farkı var, FR'in iki katı ile FS'in farkı var vesaire böyle gidiyor. Bunun içinde şu üçünün içinde en azından en düşük frekans dördünün içinde diyelim. En düşük frekans olan hangisidir? FR biliyoruz ki 7 MHz. FS de 7 MHz civarında. FR artı FS ne kadar? 14 MHz civarında. FR eksi FS ne kadardı? Ona delta F demiştik. O da neydi arkadaşlar? Ama kimlersin? Demek ki bu 4 frekans içinde en düşük FR eksi FS'dir. Dolayısıyla FR eksi FS'i geçiren, daha yükseğini geçiren, geçirmeyen bir alça geçen hükmünde FR eksi FS'lerine de çekip çıkarabiliriz. Bu frekans değişimlerini yalnız kendi değişimlerini çıkarmamız lazım. Bunu yapan devrelerde sıfır geçiş dedektörü ya da toplar bitmesi. İşte doktor, hekim. Şuradan sadece şuradan Efer eksiklerimiz frekans sesleri dinleyerek de bu iki damarın kalabalık olup olmadığını anlayabiliyor. Sıfır geçiş dedektörü frekans değişimlerini, gerilim değişimlerini açabilmek için. Burada edilen gerilim değişimleri hız değişimleri olarak, hız değişimlerine karşılık olarak bir gerilim değişimi olarak çıkıştan bir monitörden ya da yazıcıdan anlayabilir. Frekansı geri açabilen bir eleman devre yapıp çıkıştaki gerilimi voltmetrede, voltmetre ibresinde değişim olarak gösterebiliriz. Şimdi biz şeye bakalım, doktor fikresine bakalım. Ya da buna sıfır geçiş dedektörü diyoruz. Doktor işareti şu şekilde. Kimi zaman frekans artıyor, kimi zaman bakın şöyle frekans düşmüş, buralarda frekans artmış. İki eşikli bir karşılaştırıcıdan geçirirsek, alt eşik, şu üst eşik. Alt ve üst eşiklerden işaret geçerken şuralarda şöyle küçük küçük darbeleri sabit olan, darbe genişlikleri sabit olan darbeleri elde edebiliriz. Sonra bu değişimleri, demek ki darbe değişimlerini sıklıkları zaman içinde değişen darbe değişimler şartları çevirebiliriz. Bu darbe değişimlerini integratöre verip, kayıtlı integratöre verip, integratör çıkışındaki işareti frekans değişiminin karşılığı olarak elde edebiliriz. Kayıtlı integratör ne yapıyor? Şu yeşil darbenin integralini atıyor değil mi? İntegralini alıyor. Şu kadar denklama yapıyor. Kayıtlı olduğu için eksponansiyel olarak o aldığı değer derç üzerinden boşalıyor. Yani şu aralık genişse ne olur arkadaşlar? Şu azalma olduğu kadar aşağı gidiyor. Düşük frekanslarda gittikçe azalıyor. Darbeler sıklaştığı zaman azalmaya vakit bulamadan değil mi? İntegrasyon sonuçları toplandığı için motor çıkışındaki değer artıyor. Böylece darbe frekansları bu vite çıkışında gelin değişimini çevirmiş oluyor. Burada deri üzerinden kullanılan iki tane kristali görüyoruz. Bunların bebekleri öyle ayarlanmış ki şu noktada odaklanıyorlar bunlar. Buraya doktor hassasiyet bölgesi alıyoruz. Ancak bu noktadaki damar içinden farklı